Dostlar Tarih Channel'a hoş geldiniz. Bugün petrolün tarihine bakacağız. Arıtılmamış yani rafine edilmemiş durumdaki petrol 5000 yılı aşkın süredir insanoğlu tarafından kullanılmıştır. Genel olarak petrol ışık kaynağı olarak veya savaşlarda erken dönem insanlık tarihi boyunca kullanıldı. Sonrasında ise 19. yüzyılda balina yağı ahşap binalarda aydınlatma amacıyla, 20. yüzyıla geldiğimizde ise kömür ısıtma ve yemek pişirme işlemlerinde kullanılıyordu. Sanayi devrimi esnasında artan enerji ihtiyacıyla başta kömür ve balina yağı olmak üzere diğer yağ ürünleriyle karşılanıyordu enerji. Ardından ham petrolden elde edilen gaz yağı keşfedildi ve bu aydınlatma ile ısı yakıtı olarak da kullanılıyordu. Bu durum petrole olan talebin artmasına yol açtı. Böylece 20. yüzyılda dünya piyasalarında işlem gören önemli bir emtia haline geldi. Rusya İmparatorluğu'nun petrol üretimi 1825 yılında 3500 ton iken üretim kapasitesi bu yüzyılın ortalarına doğru iki katına çıkmıştır. 1846 yılında günümüzdeki Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan petrol sondaj istasyonu için Rusya İmparatorluğu'nda iki büyük boru hattı inşa edilmiştir. Bunlardan birisi ise 833 kilometre uzunluğundaydı. 1906 yılında tamamlandığında Hazar'dan Batum'da bulunan Karadeniz limanlarına petrol aktarmaya başlamıştı. Diğer boru hattı ise 162 kilometre uzunluğunda yapılmış ve Hazar'dan Çeçenistan'a petrol taşımasında kullanılmıştır. 20. yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu'ndaki petrol üretiminin neredeyse tamamı Apşeron Yarımadası'ndan elde ediliyordu ve dünyadaki üretimin yarısını oluşturmasından dolayı uluslararası piyasalarda egemen konumdaydı Rusya İmparatorluğu. 1884 yılında Bakü'nün banliyölerindeki işletilen yaklaşık 200 küçük rafineri bulunuyordu. Bu ilk gelişmelerin etkisinde bağlı olarak Apşeron Yarımadası petrol kirliliği ve eski çevre ihmali mirasına sahip olmuştur. 1846 yılında Bakü'de daha kaliteli petrol aramaları için vurucu aletler ile 21 metre derinliğe kadar inilerek petrol aramaları yapılmıştır. İlk petrol tankeri devreye alınmış ve Hazar Deniz üzerinden petrol taşımasında bir devrim başlatılmıştır. Dostlar gelelim Amerika'ya. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk modern petrol sondajı 1850'li yıllarda Batı Virginia ve Pensilvanya'da başladı. Amerika'da Edwin Drake'in 1859 yılında Pensilvanya yakınlarındaki keşfi kuyudan petrol fışkırması ile ilk gerçek ve modern petrol kuyusu olarak kabul edilmektedir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ise Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya'yı geçmeye başlamıştı. 1920'lerin ortalarına geldiğimizde petrol alanları Kanada, Polonya, İsveç, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Peru, Venezuela olmak üzere birçok ülkede kurulmuştur. 1930'ların başlarında ise Texas Company Meksika Körfezi'nde kıyı bölgelerinde delme işlemi yapılabilmesi için ilk taşınabilir çelik mavnaları geliştirdi. Dostlar bunu denizdeki ilk petrol arama işlemi olarak sayabiliriz. Sonrasında ise dostlar karadan denize geçiş devam etti. Louisiana'daki denizin 1.6 kilometre açıklarında 4x3 metrelik alanı bulunan sabit platform kullanıldı. 1949 yılının sonuna kadar Meksika Körfezi'nde 44 keşif kuyusu açıldı ve bunların 11'inde petrol bulundu. İkinci Dünya Savaşı sırasında yani 1930 ve 1945 yılları arasında dostlar Bakü'den gelen ve Orta Doğu'dan gelen petrolün kontrolü müttefiklerdeydi ve müttefiklerde olmasından dolayı nihai zaferde çok büyük rol oynamıştı. Japonya'nın savaşta zayıflamasının nedeni ise petrol arzının kesilmesiydi. Savaşın ikinci bölümünde Japonya'yı zayıflatmıştır. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra ise petrol üretiminde Orta Doğu ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri öne geçmiştir. Daha sonrasında ise açık deniz sondajları, gemi sondajları, petrol tankerleri ve boru hatları geliştirilmiştir. Petrolün küresel nakli konusunda büyük gelişme yaşanmıştır. 1960 ve 1970 yıllarında kurulan çoklu toplum kuruluşları olan OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü, petrol fiyatları ve petrol politikaların belirlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Bunun yanı sıra meydana gelen petrol sızıntılarının temizlenmesi, siyasi, çevresel ve ekonomik önemi giderek artan önemli bir konu haline gelmiştir. Petrolün çevremize verdiği zarar hala tartışma konusudur dostlar. İşte petrolün seyri de böyleydi. Emeğimizin karşılığı için abone olup beğenirseniz seviniriz dostlar.